Arkadaşlar merhaba. Bugün Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında tiyatro türüne bakacağız. Daha öncesinde geleneksel Türk tiyatrosuna ve çağdaş Türk tiyatrosunun özelliklerini de kısaca tekrar edeceğiz. Şimdi tiyatro herhangi bir olay, durum ve tasarımının sahnede seyirciler önünde canlandırılması ve bunun yazıldığı metinlerdir. Bir roman dediğimizde, şiir dediğimizde, hikaye dediğimizde bu metinler soyuttur. Ancak bunları sahneye aktardığımız anda metinlerimiz insanlar sahne aracılığıyla somutlaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Tiyatronun kökeni dini törenlerdir. Özellikle antik Yunan'da yapılan dini törenler tiyatronun doğuşu olarak kabul ediliyor. Şimdi Türk tiyatrosunu biz iki başlık halinde inceleyeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern ya da çağdaş Türk tiyatrosu olarak. Geleneksel Türk tiyatrosunda 4 tane türümüz ortaya çıkacak. Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunları. Bunlara daha sonra bakacağız. Modern Türk tiyatrosunda ise trajedi, komedi ve dram olmak üzere bazı kaynaklar size melodramı da verebilir. Genel hatlarıyla 3 tane türümüz var. Şimdi bunlara bakalım. İlk olarak geleneksel Türk tiyatrosu. Tabii çağdaş tiyatro bizim edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle birlikte girmiş olsa da çok çok daha öncesinde biz zaten tiyatro yapıyorduk. Yöntemimiz farklıydı sadece. Şimdi o farklılıklar neymiş? Geleneksel Türk tiyatrosunun en temel özelliği belirli bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak sergilenmesidir. Bu çağdaş tiyatro ile arasındaki en temel farktır. Geleneksel tiyatrodaki Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları bunlar doğaçlama oynanan türlerdir. Yani oyuncularımız öncesinde hangi konuyla alakalı oynayacaklarını kararlaştırırlar ama öncesinde bir araya gelip defalarca tekrar yapmazlar. Bu çağdaş tiyatronun özelliğidir. İşte geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm, dekor gibi unsurlar pek önemsenmez. Çağdaş tiyatroda önemlidir. Geleneksel Türk tiyatrosu kurumsal bir özellik taşımazken çağdaş Türk tiyatrosu kurumsaldır. Ne anlama geliyor bu? Çağdaş tiyatroyu izlemek istediğinizde nerede izleyeceğiniz, hangi gün oyunu izleyebileceğiniz, oyuncuların kim olduğu, oyunun içeriği, oyunun fiyatı bunların hepsi daha önceden belirlenmiştir. Siz planınızı buna göre yaparak oyununuzu izleyebilirsiniz. Ancak geleneksel Türk tiyatrosunda böyle bir durum genel itibariyle söz konusu değildir. O zaman türlerimize kısaca bakalım. Karagöz. Karagöz bir gölge oyunudur. Gölge oyunu denmesinin sebebini biliyorsunuzdur. Beyaz bir perdenin arkasından yansıtılan ışık aracılığıyla kuklalarımızın gölgesi perdeye vurur. Bundan dolayı Karagöz oyununa gölge oyunu da deniyor. Ne zaman ve nerede ortaya çıktığı çeşitli rivayetler olsa da ki bunların en meşhuru Bursa'da geçen hikayedir. Net bir bilgimiz yok. Oyun karanlık bir yerde seyircinin olduğu bir mekanda oynanır. Karagöz oyunun asıl kahramanları Karagöz ile Hacivat'tır. Karagöz işsiz, fakir, zeki, cahil ancak nüktedan yani şakacı bir kişidir. Hacivat ise biraz okumuş, medrese eğitimi almış, bilgiçlik gösteren yarı aydın bir tiptir. Genellikle burada da söylediği gibi Karagöz oyunundaki güldürü unsuru Hacivat bir söz söyler, Karagöz bunu yanlış anlar ve ortaya bir komiklik, mizah unsuru ortaya çıkar. Bu şekilde güldürü unsuru sağlanıyor. Geldik orta oyununa. Orta oyunu için şuna diyeceğiz. Karagöz oyununun sahneye inmiş halidir. Yani Karagöz oyununun canlı olarak gösterisi gibidir diyebiliriz. Burada da iki tane kişimiz karşımıza çıkacak. Kavuklu ve Pi Şeker. Burada Kavuklu dediğimiz kişi Karagöz'e karşılık gelir. Pi Şeker dediğimiz kişi ise Hacivat'a karşılık gelecek. Yani Karagöz'ün özelliklerinin aynısını Kavuklu'ya da aktarabilirsiniz. Pi Şeker de Hacivat'a denk gelecek. Oyunun oynandığı alan palanga olarak adlandırılıyor. Oyunun dekoru Yeni Dünya denen bessiz bir paravandan ve dükkan denen iki katlı bir kafesten oluşur. Dedik ve devam edelim. Pi Şeker ile Kavuklu bu bilgiyi az önce size verdik. Bunun dışında Çelebi, Tuzsuz, Sarhoş,
Külhan Bey'i, Zenne, Cüce gibi kişiler de karşımıza çıkabilir. Şunu da hatırlatalım. Gerek Karagöz oyununda gerek orta oyununda yer alan kişiler tip düzeyindedir. Karakter özelliğine erişemezler. Geldik Meddah. Meddahlık tek kişilik tiyatrodur. Buradaki meddahımız hikayeler anlatır. Hikaye içerisindeki her bir kişiyi kendisi tek tek sahnede canlandırır. Bundan dolayı meddah olan kişinin iyi bir taklit yeteneğine sahip olması gerekiyor. İşte bugünkü bildiğiniz stand-up gösterileri meddahlık geleneğinin biraz yozlaşmış versiyonu olarak düşünülebilir. Köy seyirlik oyunları ise köylerde, özel günlerde, düğünler olsun, bayramlar olsun, işte sünnet törenleri olsun, köyde tiyatroya meraklı kişilerin doğaçlama olarak oynadıkları oyunlardır. Belki de bu saydığımız geleneksel Türk tiyatrosu içerisindeki oyunlardan en amatör olanı köy seyirlik oyunlarıdır diyebiliriz. Köyde hoş vakit geçirmek adına sergilenen oyunlar. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunu bitirdik. Sırada çağdaş tiyatroda yer alan türlerimiz var. Onlara bakalım. Trajedi, diğer adıyla tragedya. Yunanca keçi ezgisi sözcüğünden geliyormuş. Klasik tanıma göre yüceltilmiş sözlerle yazılan, bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularını yönelen tiyatro türüdür. Şu anda çok somut olmasa da trajedinin genel özelliklerine baktığımızda netleşecek. Konu mitoloji ve tarihten alınır. Ne demektir bu? Sıradan olaylar, günlük hayattaki konular kesinlikle trajedide işlenmez. Erdem ve ahlaka trajedilerde büyük önem verilir. Kişiler Yunan tanrılarından ya da seçkin kişilerden seçilir. Bu seçkin kişiler kimdir? Tanrılar, yarı tanrılar, tanrıçalar, krallar ya da soylular. Yani açıkçası sizin bizim gibi insanlar bu tiyatro türünde yer alamaz. Tabii ki de kişiler seçkin kesimdense bu insanlara uygun bir dil kullanılması lazım. Bundan dolayı trajedilerde edebi bir dil kullanılır ve kaba, çirkin sözlere, küfürlere sahnede kesinlikle yer verilmez. Ayırt edici diğer özelliği trajedinin öldürme, yaralama gibi seyirciye rahatsızlık verecek olaylar sahnede kesinlikle gösterilmiyor. Bu olayları nasıl öğreniyor peki seyirci? Koro bölümümüz var. Koro bölümü aracılığıyla öldürme, yaralama gibi olaylar seyirciye söylenir. Kesintisiz oynanan bir oyundur. Perde, yani tiyatroya ara verilmez. 5 bölümden oluşuyor. Bölümler birbirine koro ile bağlanır. Nazım, yani şiir şeklinde oluşturulan tiyatro türüdür. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşuyor. Tiyatroda, yani trajedi türümüzde ders vermek amaçlanır. Bundan dolayı hikmetli, özlü sözlere yer verilir. 3 birlik kuralımız var. Az sonra bunun ne olduğunu açıklayacağız. Önemli bir özellik. Trajedi türünün önemli temsilcileri. Aeschylus ilk büyük trajedi şairidir. Tiyatroyu ikinci aktörü kazandırmıştır. Sofokles, Aeschylus'tan sonra bu türün ikinci büyük temsilcisidir. Euripides, üçüncü büyük trajedi şairi. Bu üç isim Yunan edebiyatında. Racine ve Corneille 17. yüzyıl Fransa'sının önemli trajedi sanatçılarıdır dedik. Şimdi üç birlik kuralımıza bakalım. Üç birlik kuralı şudur. Olay, zaman ve yer, diğer adıyla mekan birliğidir. Ne anlama geliyor bu? Zaman birliği dediğimizde olayla 24 saat içerisinde gerçekleşecek. Bundan dolayı tiyatroyu 24 saate sığdırmak gerekmesinden ötürü genelde olayın ortasından başlar tiyatro. Yer birliği dediğimiz zaman ise olay baştan sona tek bir mekanda gerçekleşecek ve olay birliği dediğimizde ise tiyatromuzda tek ana olayımız bulunacak. Trajedi bu şekilde. Geldik komediye. Şimdi trajedide acı, üzüntü verici, ahlak, erdem konuları işlenirken, yani tek yönlü konular işlenirken, komedi türüne geldiğimizde ise bunun aslında tam zıttı olan güldürü ögesi barındıran unsurlar işlenecek. Yalnız burada da bir tek yönlülük söz konusu. Konu
her an karşılaştığımız günlük yaşamdandır. Şimdi trajediden bir farkına geldik. Burada konular günlük yaşamdan alınırken trajedide tarihten ve mitolojiden konu seçimi yapılıyordu. Bir diğer farkımız kişiler. Her an karşılaştığımız halktan kişilerdir. Kendimize artık tiyatro metninde yer bulabildik. Her türlü kaba, bayağı sözler, şakalar bu tiyatro türünde yer alır. Sıradan insanın yer aldığı bir tiyatro metninde dil de sıradan olacaktır. Yani konuşma dili yer alacak. Trajedide olduğu gibi edebi bir dil karşımıza çıkmaz. Acı veren olaylar, öldürme, yaralama, çirkin olaylar sahnede yer alır. Bunları koro aracılığıyla vesaire aktarma gibi bir amaçları yoktur. Kesintisiz oynanan bir oyun, aynı trajedide olduğu gibi 5 perdedir. Trajediyle aynı ve 3 birlik kuralına uyulur. İlerleyen zamanlarda, yıllar geçtikçe komedi türü bu noktada esneklik gösterecektir. Yani 3 birlik kuralını uygulamayı zamanla bırakacaklar. Şimdi 3 tür komedi var. Karakter komedisi dediğimiz zaman insanın gülünç ve aksayan yönleri anlatılır. Molière Fransız yazarın Cimri isimli eseri, Shakespeare Venedik taciri bu gruba giriyor. Shakespeare ancak burada komedide yer alsa da genellikle dram türünde eserler vermiştir. Töre komedisi dediğimizde toplumun bu sefer gülünç ve aksak yönleri ele alınacak. Aristofanes'in Eşek Arıları, Molière gene karşımıza çıkıyor. Gülünç Kibarlar, Gogol'un Müfettişi ve Türk Edebiyatı'nda az sonra söyleyeceğimiz ilk yerli tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi de bir töre komedisidir. Geldik entrika komedisine. Merak ve güldürü amacı güden oyunlardır. Molière'in Scapin'in Dolapları, Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası da bu gruba giriyor. Geldik modern tiyatrodaki üçüncü ve son türümüz dram. Şimdi dram yazarları şunu söyler. Hayat ne acıklı olaylardan ibarettir ne de komik olaylardan ibarettir. Hayatın içerisinde bu ikisi de bir aradadır. O zaman tiyatro sanatçısı ne yapmalıdır? Her iki olayı da yeri geldiğinde tiyatro eserine aktarması gerekir diyerek dram türünü oluşturmuşlardır. Buradaki dram türünde yer alan sanatçılarımız trajedi ve komediden işlerine gelen özellikleri alıp ortaya bir harman oluşturmuşlar. Victor Hugo bu türde karşımıza çıkacak. Cromwell eserinden daha önce romantizm akımında zaten bahsetmiştik. Dramın özellikleri şöyle sıralanabilir. Konular tarihten de alınabilir, günlük yaşam da alınabilir. Günlük yaşamdan da alınabilir. Burada bir harmanlama söz konusu. Acıklı ve güldürücü olaylar bir arada verilmiştir. Az önce söyledik. Kişi seçiminde sınırlama yok. Yani soylu seçkin kişiler de olabilir, halktan kişiler de olabilir. Dil kişinin sınıfına göre şekillenmiştir. Az önce söylediğimiz noktayla alakalı. Yani soylu bir kişiyi kullanıyorsan dram türünde ona göre bir dil kullanacaksın. Halktan kişiye yer veriyorsan onun diline uygun olarak konuşturman gerekiyor. Hem nazım hem de nesirle yazılan türlerdir. Şiirle de düz yazıyla da yazılıyor. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yok. Yazarın isteğine kalmış. Perde sayısı trajedi ve komedide olduğu gibi sınırlı değil. Yani 5 bölümden oluşuyordu trajedi ve komedimiz. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Her türlü kaba, bayağı, söz ve öldürme, yaralama gibi olaylara sahnede yer verilmiştir dram türünde. Önemli temsilciler Fransız edebiyatında Victor Hugo, az önce söyledik İngiliz edebiyatında Shakespeare, Alman edebiyatında Goethe ve Schiller dram türünde karşımıza çıkan isimler. Şimdi çağdaş tiyatro içerisinde yer almıyor az sonra göreceğimiz başlıklar. Bunlar Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak tiyatro çeşitleridir. Ancak burada vermeyi tercih ettim. Epik tiyatroya gelelim ilk olarak. Kurucusu Alman Bertolt Brecht'tir. Marksizm düşüncesinin etkisiyle oluşturulmuştur. Yani kapitalizmin ve toplumun eleştirisi bu tiyatro türünde yapılıyor. Bunun ayırt edici özelliği. Sahnedeki oyuncular sık sık
sergiledikleri gösterinin bir oyun olduğunu seyirciye hatırlatırlar. Epik tiyatronun ayırt edici özelliği budur. Oyunun herhangi bir anında oyuncu kendisiyle oynadığı rol arasına mesafe koyar. Böylece seyirciye izlediğinin bir oyun olduğunu hatırlatır. Bizde epik tiyatroda öne çıkan isim az sonra da göreceğiz. Haldun Taner'dir. Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu bu türün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Uyumsuz, absürt tiyatro dediğimiz zaman şuradan yola çıkabilirsiniz. Uyumsuz olduğuna göre genel kabul görmüş birçok tiyatroya ait kuralı reddedecektir. Bunlara uymayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz sonuçlarının içinde oluşmuştur. Amaçsız oyun anlayışıyla yola çıkılmıştır. İnsanların ruhsal durumunu yansıtarak onların çelişkileri ve karşıtlıkları ele alınmıştır. Amacı seyirciyi düşündürmek ve tedirgin etmektir dedik. Bütün kalıplara, alışılmış düzene karşı çıkılır. İsminin hakkını burada veriyor. Mantık sınırları tanınmaz. Gene ismiyle alakalı bir özelliği. Perde düzenine, serim, düğüm, çözüm bölümlerine önem verilmez bu tiyatro türünde de. Genellikle zavallı, suçlu, zayıf ve bilgisiz kişiler kahraman olarak absürt tiyatroda karşımıza çıkar. Dekoru da reddediyor. Tabi burada konuya göre bir tercih söz konusu. Yoruma açık bir mesaj verilir. Samuel Beckett'in Godot'u beklerken ve Eugene Lonsky'un Kel Şarkıcı adlı oyunları bu türün ilk örnekleridir. Türk Edebiyatı'nda ise Güngör Dilmen bu türde eser veren sanatçımız. Vaudeville toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla eleştiren tiyatro türüdür. Evet, şimdi gelelim Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna. Türk edebiyatında batılı anlamda tiyatro türüyle Tanzimat'tan sonra karşılaşılır. Hatırlatmamızı yapalım. 1860 yılında Tercüman Ahval Mukaddimesi'nin yayımlanmasıyla birlikte Tanzimat edebiyatımız başlıyordu. Gene bu makaleyi yayımlayan kişi ilk yerli tiyatromuzu da verecek. İsmi de bildiğiniz üzere Şair Evlenmesi'dir. Tek perdelik töre komedisini işleyen bir tiyatrodur bu. Yalnız sahnelenmemiştir. İlk sahnelenen tiyatromuz bu değildir. Sahnelenen tiyatromuz daha öncelerde size söyledik. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre isimli oyunudur. Tanzimat'ın birinci döneminde önem verilen tiyatro sonraları arka plana itilmiştir. Burada tamamen siyasi sebepler söz konusudur. Birinci dönemin sonuyla birlikte istibdat dönemi başlayacağından dolayı gerek tiyatro gerek gazete gibi siyasi ve toplumsal yönü ağır basan türler geri plana itilmiştir. Bir zorunluluktan dolayı, yani Servet-i Fünun'da olsun, Fecr-i Ati döneminde olsun tiyatro pek önemsenmeyecek. Cumhuriyet dönemiyle birlikte tekrar hak ettiği yeri elde edecek. Cumhuriyet dönemi tiyatrolarında hem batılı tiyatronun hem geleneksel tiyatronun etkileri vardır. Şimdi bunlara bakalım. Cumhuriyet döneminde tiyatro dediğimizde tıpkı hikaye ve romanda yaptığımız gibi iki dönem halinde inceleyeceğiz. 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başlayacak. 1950 yılında ilk dönemimiz sona erecek. Şimdi milli edebiyat döneminde tiyatroda görülen gelişme Cumhuriyet döneminde devlet konservatuarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir. Bu yıllarda özellikle Atatürk'ün de bizzat desteğiyle birlikte tiyatro canlanmıştır. Muhsin Ertuğrul ismini de az sonra size hatırlatacağız. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Batı tiyatrosu örnek alınarak az önce gördüğümüz trajedi, komedi ve dram türlerinde eserler yazılmıştır. Çağdaş tiyatro anlayışı, modern tiyatro salonları, yeni eserler, çeviri olsun, uyarlama olsun, profesyonel oyuncu, yönetmen, sahne tekniği, makyaj, kostüm ve benzeriyle tiyatro artık kurumsallaşmıştır. Bu madde ne anlama geliyor? Biz artık geleneksel Türk tiyatrosundan çağdaş Türk tiyatrosuna doğru bir geçiş yaşıyoruz. Bu dönemde Muhsin Ertuğrul modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
1923-1950 yılları arasında tiyatro daha çok Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. Hatırlatacak olursak hikayede de, romanda da, şiirde de Cumhuriyet döneminin bahsettiğimiz döneminde aynı amaç güdülüyordu. Yani yapılan inkılapları halka benimsetmek adına bu türleri kullanıyorduk. Tiyatroda da aynı durum geçerli. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiş, bu yolla ulusal bilinci pekiştirmek istemişlerdir. Özellikle 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaç doğrultusunda konusunu Türk tarih ve uygarlıklarından, destan ve efsanelerden, Cumhuriyet kazanımlarından, devrimlerinden alan birçok oyun yazılmıştır. Özellikle şunu vurgulamak istemişler. Türk tarihi Osmanlı Devleti'nden hatta Selçuklu Devleti'nden çok çok daha önce başlamıştır. Bunu pekiştirmek adına Yaşar Nabi'nin yazdığı Mete Han'ı anlatan tiyatro metni önemlidir. Behçet Kemal'in Çoban ve Atilla, Avrupa Hun İmparatoru Atilla burada söz konusu olan eser, Necip Fazıl'ın Sabır Taşı isimli eseri bunlara örnek olarak verilmiş. 1950'li yıllarda tiyatromuzda hem nicelik hem nitelik bakımından büyük bir gelişme görülür. Hem sayı artmış, nicelik hem de yazılan eserlerin kalitesi artmıştır. Devlet ve şehir tiyatrolarının, özel tiyatroların, oyun yazarlarının ve tiyatro türündeki eserlerin sayısında ciddi bir artış görülür ve yerli oyunlar devlet tiyatrolarında sahnelenecek. Genel olarak hangi konu ve temalar işleniyor? Anadolu insanının sıkıntıları, Kurtuluş Savaşı, az önce söylediğimiz Atatürk'ün fikirleri, inkılaplar, yapılan yenilikler, Cumhuriyet'in olumlu yönleri, mitoloji, efsaneler ve masallar, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler, eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışması sıklıkla işlenen konular arasında. Yani 1923-1950 arasında toplumsal yönü çok çok daha fazla kuvvetli bir tiyatro anlayışımız var. 1950-1980 arasına geldiğimizde teknik açıdan artık ilerlemiş. Tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir. Bu dönemde hem çeviri oyunların hem de nitelikli yerli oyunların sayısı artmış. Bir yandan da çoğu uyarlama olan müzikli oyun türlerinde eserler verilmiştir. Sahne tekniği gelişiyor ve yalın bir dil kullanılıyor. Bireysel ve toplumsal konular bu dönemde hemen hemen aynı düzeyde işleniyor. Yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları ve benzeri temalara yönelim artmıştır. Eğitim sorunları öne çıkıyor. Genç Cumhuriyet'in öne çıkan sorunları eğitim, kuşaklar arası ve kentli köylü arası eğitim farkından doğan çatışmalar işlenmiş. Ebeveyn çocuk, kadın erkek, ağa köylü, imam, muhtar, öğretmen ilişkileri sıklıkla işlenmiştir. Yani genel olarak aydın, cahil çatışması vesaire bunları diyebiliriz. Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaşamla yaklaşımlarla yansıtılmıştır. 1970'ten sonra 12 Mart olayı buna bağlı olarak Türk tarihini yeniden gözden geçirme, işçi sorunları, Almanya'ya gidenlerin kültür çatışmaları, Almanya'da yetişmekte olan birinci, ikinci kuşak sorunları işlenir. Yani yurt dışına bir uzanma da söz konusu. Şimdi Cumhuriyet dönemindeki tiyatrolara öncelikli olarak işledikleri konulara göre sınıflandıracağız. Ardından öne çıkan yazarlarımıza bakacağız. Köy oyunları dediğimiz zaman konularını köyden ve köylülerin yaşayışından alan eserlerdir. Bu tip eserlerde mahalli söz ve söyleyişlere çokça yer verilmiştir. Yani köylü nasıl konuşuyorsa tiyatroda da biz bunu göreceğiz. Bu türde yazılmış belli başlı eserler. Yaşar Nabi Nayır, Köyün Namusu, Cahit Atay, Karaların Mehmetleri,
Necati Cumalı'nın Susuz Yaz önemli bir eseridir. Talip Apaydın, Bir Yol, Ohrana Sana, Fadik Kız. Turgut Özakpan'ın Töre gene önemli isimli eserlerimizden birkaç. Aile ve kadın konusunu işleyen eserlerimiz, dış etkenlerle sarsılan aileler, aile bireyleri arasındaki çatışmalar, kadın ve yaşlanmanın getirdiği değişimler bu tür eserlerde ele alınmıştır. Şunlar örnek verilebilir. Reşat Nuri'nin Balıkesir Muhasebecisi, Yaprak Dökümü ve Eski Şarkı, Turgut Özakman'ın Kanaviçe, Pembe Evin Kederi, Aziz Nesin, Tut Elimden Ravni, Adalet Ağoğlu, Çatıdaki Çatlak, Orhan Asena'nın Yalan, Korku, Gecenin Sonu gibi eserleri karşımıza çıkıyor. Politik hiciv, siyasi eleştirileri Güldür Unsuru'yla birlikte anlatan tiyatro türüdür. Haldun Taner ismi çıkıyor burada karşımıza. Günün Adamı, Reşat Nuri'nin Tanrı Dağı Ziyafeti, Orhan Esen'e gene Şili'de Av, Ölükent'in Nabzı eserleriyle karşımıza çıktı. Tarihi oyunlar, tarihi dönem ve kişiler ele alınmıştır. Faruk Nafiz'in Akın Özyurt, az önce söylediğimiz Yaşar Nabi'nin Mete, Behçet Kemal Çağlar'ın özellikle Atilla, Ahmet Kutsi Tecer'in Koç Yiğit Köroğlu, Güngör Dilmen Deli Dumrul, o Dede Korkut'ta geçen Deli Dumrul, Turan Oflazoğlu'nun Genç Osman, Orhan Esen'in Tanrılar ve İnsanlar eseri karşımıza çıktı. Şimdi birkaç tane tiyatro yazarımız ve onların eserleri var. İbnü Refik Ahmet Nuri 8. Önemi uyarlama eserlerle karşımıza çıkması. Uyarlama ya da adapte şudur. Eser olduğu gibi çevirmez. Çevirdiği dili konuşan ülkenin kültürüne de bir uyarlama söz konusudur. Yani oradaki isimleri değiştirir, kültürel unsurları uyarlar şeklinde. Bütün oyunları komedi ve vodvil türünde. Hisse-i Şaiya en meşhur eseridir dedik. Musaipzade Celal, kendisi de tiyatro ile ilgilenmiş, orta oyununda Zenne rolüne çıkmıştır. Zenne'yi hatırlatalım. Geleneksel Türk tiyatrosunda kadın kılığına giren erkek oyuncudur. Eserlerinde konularını Osmanlı'nın son zamanlarından almış ve sosyal bozuklukları işlemiştir. Geleneksel tiyatromuzun etkisinde. Faruk Nafiz, Çamlıbel, tiyatro ile de ilgilenmiş şair yazarlardandır. Fransızcadan uyarlamalar yapıyor. Manzum şiir şeklinde tiyatrolar yazmış. Canavar, Akın, Arihi tiyatrolarından. Kahraman ve Özyurt tiyatrosuyla karşımıza çıkıyor. Reşat Nuri Güntekin, kendisini biz daha çok romanlarıyla tanıyoruz. Romanlarında ele aldığı konuları işlemiş. Toplumdaki ikiyüzleri, soyguncuları, çıkarcıları teşhir etmiştir. Yaprak Dökümü, Eski Şarkı, Hançer eserleri bu şekilde devam ediyor. Yalnız burada bir hatırlatma yapalım. Çalıkuşu'nu ilk olarak tiyatro şeklinde yazmıştır. İstanbul Kızı adı altında dört perdelik bir oyun şeklinde yazıyor. Reşat Nuri Güntekin daha sonra romana çevirecek. Nazım Hikmet Ran, biz kendisini şair olarak biliyoruz. Toplumcu gerçekçi anlayışın en önemli temsilcilerinden ve edebi akımlarda size söylemiştik. Fütürizm akımının bizdeki temsilcisi. Necip Fazıl Kısakürek tiyatroları bizim için önemli olacak. Şiirlerinde olduğu gibi oyunlarında da mistik açıdan konulara yaklaşmıştır. Görünenin ardındaki görünmeyeni araştırmaya ve anlamaya çalışmaktadır. Eserleri büyük ölçüde monologlardan yani tek bir kişinin konuşmasından oluşuyor. Tohum tiyatrosu önemli. Fransız himayesindeki yerli Ermeni komitecilerle Maraşlıların mücadelesini anlatmıştır. Tohum, maddenin emrindeki insanın acizi ve ruhun emrindeki maddenin gücü üzerine kurulmuştur. Tabii Necip Fazıl'ın eserlerinde dini bir yönü, özellikle hayatının ikinci döneminde yazdığı eserlerinde dini bir yönü mutlaka göreceğiz. Eserlerinde halk kültüründen gelen unsurları kullanmıştır. Tohum, Bir Adam Yaratmak,
künye eserleri bu şekilde devam ediyor. Turan Oflazoğlu, Amerika'da tiyatro dersleri alan sanatçımız, tarihten, köyden beslenen oyunlar yazmıştır. Kezban, Allah'ın dediği olur. Burada tarihi içeriğe sahip 4. Murat'ı, Genç Osman'ı önemli eserlerdir. Kösem Sultan'ı gene. Genel olarak tarihi içerikli tiyatro metinleri yazmış kendisi. Aziz Nesin, oyunları da hikayeleriyle aynı özelliklere sahip. Komediye ve komedi ile birlikte bir eleştiriye sahiptir. Gerek tiyatroları gerek hikayeleri. Yer yer kaba mizahtan da yararlandığı olmuş. En önemli tiyatro eseri bana göre Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz isimli eseridir Aziz Nesin. Haldun Taner isminden daha önce bahsettik. İlk eserlerinden itibaren kuvvetli bir sosyal tenkitçi ve hiciv yazarıdır. Epik tiyatronun ilk örneklerini verdiğini söylemiştik. Hangi eserle? Keşanlı Ali Destanı ile birlikte kabare tiyatrosuyla da ilgilenmiştir. Kabare tiyatrosunda da siyasi, sosyal olaylar mizahi şekilde anlatılır. Evet, konumuz bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.